İyi akşamlar Büyük Karşıyaka ailesi. 5 soru, 5 cevap, 1 forma yarışmamızın haftanın finaline hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yayınımıza başlamadan önce bizleri var eden, bizleri yetiştiren tüm annelerimizin anneler gününe enişten dileklerimizi de kutluyoruz. Haftanın finalinde bugün çok değerli iki konuğumuz var. Oyuncularımız Yunus Sonsuma ve Nusret Yıldırım bugün final yarışmasında bizleri eşlik edecekler. Kendilerine öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Karantina nasıl geçiyor? Öncelikle ondan biraz bahsedebilir misiniz? Hani sokağa çıkma yasağı olduğu süreçlerde Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım neler yaparlar? Bizlere biraz anlatabilir misiniz? Nusret sen başla istersen. Ben başlayayım. Ya açıkçası gerçekten çok hiç alışık olmadığımız bir yaşam tarzı. Biz çünkü sürekli antrenman maç temposunda olduğumuz için çok böyle durağan bir hayata hiç alışkın değiliz. O yüzden çok sıkılıyoruz. Ama bir şekilde egzersiz, kitaptı, diziydi, filmdi bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Artıya çevirmeye çalışıyoruz karantinayı. Yani ben normalde gözlük takmam ama o kadar çok oyun ve dizi içindeyim ki gözlerim şey oldu artık yani. Bir de gözlerim de renkli olduğu için şey oluyor biraz. Çabuk etkileniyor. Böyle geçiyor karantina yani. Ama daha iyi gidiyor her geçen gün takip de ediyoruz. İnşallah güzel haberler alacağız. Oyunlardan bahsettin, dizilerden ve oyunlardan bahsettin. Hangi oyunları oynuyorsun karantina sürecinde? Hangi dizileri bitirdin son olarak? Ya en son Into the Night diye bir dizi vardı, onu bitirdim. Çok güzel dizi, gerçekten tavsiye ederim herkese. Oyun olarak da zaten sürekli Yunus'la beraber oynuyoruz. Ben çok Call of Duty oynuyorum, daha çok böyle savaş oyunları hastasıyımdır. Yunus'la beraber de sürekli Fortnite oynuyoruz. O da bayağı vakit geçiriyor. O şekilde gidiyor yani, bu ikisi hep savaş oyunu. Yunus, senin karantina günleri nasıl geçiyor? Sen biraz bahsedebilir misin? Öncelikle bütün annelerimizin ben anneler gününü kutlamak isterim. Karantina günleri açıkçası Nusret'in de değindiği gibi sıkıcı geçiyor biraz. Fakat bu tempoya alışık olmadığımız için bizim alışık olduğumuz tempo çok farklı. Ama yine de bir şekilde spor yapıyoruz. Bizim ufak bir bahçemiz var. Burada abimle beraber, abim kendisi de basketbolcu Onur Sonsurma. Beraber spor yapıyoruz. Bir şekilde vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz. Diziler izliyoruz, film izliyoruz. Nusret'in dediği gibi oyunlar oynuyoruz hep beraber. Yani bu durumu açıkçası artıya döndürmeye çalışıyoruz. Egzersiz daha çok yapıyoruz ama hiçbir şey tabii ki salonda yaptığımız top idmanların yerini tutmuyor. Ama herhangi bir ihtimale karşı kendimizi yine de hazır tutmaya çalışıyoruz. Cansu, dilersen yarışmacılarımızı daha fazla bekletmeden ilk yarışmacımızı alalım mı? Evet. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. O zaman günün kazananı Canberk Öztuğ'du. İstersen davet edelim. Hemen kendisini davet ediyorum. Merhabalar. Canberk, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hazır mısın yarışmaya? Hazırım. Öncelikle bütün annelerin şey kutlu olsun günü. Anneler günü. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi öncelikle 10 tane soru soracağız yarışmacılarımıza. 10 soru içinden en çok doğru cevap veren yarışmacı haftanın kazananı olacak. Hemen başlıyoruz ilk sorumuzla. Pınar Karşıyaka'mız bu sezon İNG Basketbol Süper Ligi'nde ilk iç saha maçında hangi takımı mağlup etmiştir? 15 saniyelik süren başladı. Büyükçekmece miydi? Cevabın doğru. Büyükçekmece olacaktı. Şimdi ikinci sorun geliyor. Pınar Karşıyaka'mız bu sezon FIBA Europe Cup'ta hangi Türk takımı ile karşılaşmıştır? Süren başladı. Bahçeşehir Koleji cevabın doğru. Ve geliyoruz üçüncü sorumuza. 2014 Türkiye Kupası şampiyonluğumuzda takımımızı öne getiren ve kupayı getiren serbest atış isabetini kaydeden oyuncumuz kimdir? Süren başladı. Bobby Dixon doğru cevap. Ve geliyoruz dördüncü sorumuza. 2018-2019 sezonunda takımımızda baş antrenörlük görevini üstlenen Alman çalıştırıcı kimdir? Süren başladı. Dirk Bormann. Cevabı doğru. Dirk Bormann olacaktı. 4'te 4 gidiyorsun. Şimdi 5. sorumuz geliyor. Baş antrenörümüz Ufuk Sarıca şu an kadromuzda bulunan hangi oyuncuyla daha önce yine takımımızda birlikte çalışmıştır? Süren başladı. Emir Erden. Bir daha düşün. Takımımızda. 9 saniye. Karşıya kadar.
Çok kolay kardeşim. Yunus olsun mu? Doğru. Yunus sana senin olacaktı. Ve geliyoruz 6. soruna. 2015-2016 sezonunda takımımızda forma giyen Yeni Zelandalı oyuncu kimdir? Süren başladı. Cevabın doğru. Thomas Abercrombie. Ve 7. sorumuz geliyor. Pınar Karşıyaka'mız bu sezon FIBA Europe Cup'ta hangi takıma mağlup olduktan sonra 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştır? Süren başladı. Denizli miydi? Düşün. Takımları düşün. 10 saniye. Bulemedim. FIBA Europe Cup'ta. 4 saniye. Cevabın evet. Doğru. Doğru. Son 2 saniye kala doğru cevap verdin. Geliyoruz 8. sorumuza. 2016 İNG Basketbol Süper Ligi All-Star'a seçilen ve yabancı yıldızlar karmasına mücadele edip MVP seçilen oyuncumuz kimdir? Süren başladı. MVP, yıldızlar karması. Kenny Gabriel. Cevabın doğru Kenny Gabriel. Ve 9. sorumuz. 2014-2015 sezonunda taraftarımızın 126.5 desibel ile bir spor salonunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekorunu hangi Europe Cup maçında kırmıştır? Süren başladı. Zelena Gora mıydı? Değildi. Takımları düşün. 7 saniyen. Bilmiyorum ya. Aklına gelen 2. Yok bilmiyorum. Süremiz bitti. Lietuva Vitas olacaktı cevap. Ve son sorumuz geliyor. Şampiyonluk yaşadığımız 2014-2015 sezonunda sezon ortasında takımımızdan ayrılan oyuncu kimdir? Süren başladı. 2014-2015 sezonu. Bilmiyorum onu. Sezon. Oyuncular aklına gelmiyor mu? 5 saniyen kaldı. Dibler diyeceğim ama yok yani. Hiç gelmedi aklıma. Ay yok. Süremiz bitti. Mutlu Demir olacaktı cevabımız. Evet. Cemal Demir'in 10'da 8 gayet iyi. 10'da 8 gayet iyi. Çok iyi. 44 saniyede tamamladın. Seni şimdilik kenara alıyoruz. Yarışmanın devamına göre sonuçları belirleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Tebrikler Canberk. Tebrikler kardeşim. 10'da 8 gayet iyi. İyi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar. 10'da 8 gayet iyi. Bence de gayet çok iyi gidiyordu. Çok iyi gidiyordu. Evet, soruları çok hızlı bir şekilde cevapladı. Ama Mutlu Demir zor soru. Mutlu Demir zor soru. Onu tahmin etmesi biraz seçici sorulardan bir tanesiydi. Özel olarak hazırladığımız. Kilit soru Mutlu Demir'di. Bir tanesi evet. Şampiyonluk sezonunda da olduğu gibi bu yılda da Pınar Karşıyaka'dan bahsedilirken en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de yerli oyuncuların katkıları. Ve bu katkıdan bahsedilirken en başrol alan oyunculardan biri de sizlersiniz. Takımımızdaki bu havayı nasıl tanımlarsınız, nasıl anlatırsınız takımdaki ortamı? Bu yerli katkısından bahsederken neleri konuşabiliriz? Sizlerden dinleyebilir miyiz bunları? Müsted başlayayım mı? Bunu da Yunus cevap versin. Sen başla bu sefer. Yani çok üst. Yani seviyelere, yukarılara oynayan takımların her zaman yerli oyuncuları dikkat edersiniz ki şeydir, katkısı büyüktür. Sadece yabancı oyuncularla olmuyor bu işler. Bizim de, takımda da dediğin gibi yani yerlilerin özellikle gayet iyi katkısı var. Şöyle söylemek gerekirse Ufuk abinin ben de o takımdayken şampiyon olduğumuz sene de yerlilerin katkısı çok büyük ve bir aile ortamı vardı. Ben bu seneyi de açıkçası ondan çok farklı görmüyorum. Bütün yerli yabancı olsun, bütün arkadaşlıklar çok üst seviyede. Gerçekten bir aile ortamı yaratmıştık bu virüsten önce. Yani dediğim gibi Türk yerlerin katkısı çok büyük. Bu da bence bizi yukarıya taşıyan sebepler arasında yer alıyor. Nusret sen ne dersin bu konu hakkında? Ben Yunus'a tamamen katılıyorum ama ekstra şunu ekleyeceğim. Biz yerli olarak takımda gerçekten zaten yabancı oyuncularla aramızda çok iyi bir dostluk ve arkadaşlık var gerçekten. Zaten Ufuk abinin takımların hep bu takımdaşlık, bu arkadaşlık hep zaten ön planda olur. Kendisi de zaten hep söylüyor. Artı bir de bizim yerlerimiz yarısı, yani Yunus ben biraz daha yaş olarak yukarıdayız. Diğer bir de Semiher'den ve diğer
yerli grubunda oluşan oyuncularımız genç gerçekten. Onlar da aramızda çok iyi bir iletişim var. Yeri geldiği zaman onlar da çok oyuna katkısı oluyor. En büyük ikinci neden olarak da ben arkadaşlığı koyacağım gerçekten Yunus'un söylediklerinden. Ekleyeceğim. Çok teşekkürler cevaplarınız için. İsterseniz vakit kaybetmeden ikinci yarışmacımızı alalım. İkinci yarışmacımız için soruları Yunus'tan sormasını rica edeceğiz. Tamam. Aras Özas davet ediyorum kendisini. Kemal hoş geldin. Merhaba. Merhaba Kemal. Merhaba Kemal, hoş geldin. Sorularını sana Yunus soracak. Sesi gelmiyor galiba ama. Duyabiliyor musun bizi? Ben duyuyorum. Benim sesim geliyor. Tamam. Geldim, şimdi geliyor. Geliyor. Doğru. Tamam. Vakit kaybetmeden başlayalım istersen. Tamam, olur. İlk soru, Pınar Karşıyaka'mız bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 12 iç saha maçının kaçını kazanmıştır? 11. Ben başladı. Doğru. İkinci soruya geçiyorum. Hı hı. Pınar Karşıyaka'mız bu sezon FIBA Europe Cup ön eleme turunda hangi takımı elemiştir? Boras Basket. Doğru. Doğru. Bravo. Üçüncü soruya geçiyorum. Tamam. Semih Erdem Pınar Karşıyaka'ya gelmeden önce son olarak hangi takımın formasını giydi? İBB. Bravo. Doğru. 2003, 2007 ve 2013-2016 yılları arasında formamızı giymiş, basketbolu bıraktıktan sonra takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapmış isim kimdir? İnanç Koç. Başladı. Doğru. Doğru. Buradan İnanç abiye de selamlarımızı iletelim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Pınar Karşıyaka altyapısına yetişen ve NBA'de Philadelphia Sixers forması giyen oyuncu kimdir? Furkan Aldemir. Doğru. Bravo. Teşekkür. 2011 yılında Basketbol Süper Ligi All-Star'a seçilen ve Türk Yıldızlar Karması performansıyla MVP seçilen oyuncumuz kimdir? 2017 mi? 2011. Ha, 11. Birkan Batuk. Evet, doğru. Sonraki soruya geçiyorum. Baş antrenörümüz Ufuk Sarıca bu sezon hangi maça mavi gömlek ile çıkmıştır? Süren başladı. Fenerbahçe Beko mu? Evet, doğru. Doğru. Pınar Karşıyaka'mız 2012-2013 sezonu FIBA Euro Challenge finalinde hangi takımla karşı karşıya gelmiştir? Süren Krasny Krylov olması lazım, Rusya takımı. Doğru. Doğru. Bir sonraki soruya geçiyorum. 2012-2013 sezonunda Euro Challenge finali oynadığımız kadronun bir parçası olan 2019'da Valencia ile Euro Cup şampiyonluğu yaşayan MVP seçilen oyuncu kimdir? Will Thomas. Bravo. Son soruya geldik. Hı hı. 2007-2008 sezonunda takımımızda forma giyen ve sezonu rebound kralı olarak tamamlayan, ardından Real Madrid'e transfer olan oyuncu kimdir? Marcus Slaughter. Yok, değil. Biraz daha düşün. Quentin Ozley. Evet, doğru. Tebrikler. Doğru. 10'da 10. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler Nusrat abi. Çok iyi. Tebrik ediyorum. Vallahi tereddüt bile yok gerçekten. Teşekkürler. Kemal tebrikler. Yarışmayı 2 dakika 23 saniyede tamamladın. Başka bir 10'da 10 yapan arkadaşımız olmasa hani sürelere bakacağız. Onun için bilgin olmasını istedim. Çok teşekkürler tamam. Katıldığın için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Kemal. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. 10'da 10 bence harika bir performanstı. Ya da hiç tereddüt. Bir tek en son soruda tereddüt etti ama çok gerçekten iyi biliyor arkadaş. Iyi. Evet. İki sezondur birlikte oynuyorsunuz. Çok iyi performans. Karşıyaka'da. Bu iki sezon boyunca yaşadığınız en ilginç, en komik, hayatım boyunca unutamayacağım dediğiniz bir anı var mıdır? Varsa onu sizden dinlemek isteriz açıkçası. Yunus'la iki yılda geçirdiğimiz en unutulmaz an mı? Birlikte yaşadığınız en komik anı olabilir. Yani şu anı unutamam. Bir an varsa. Ya ben şeyi söylerim açıkçası. Ya zaten Karşıyaka'nın gerçekten hani taraftarı yani Avrupa'da bile tek denilebilir yani gerçekten. Ben hep Galatasaray Karşıyaka maçlarını çok ben izlerdim yani gerçekten. Çok özenirdim hatta bu taraftarı falan. Şu ortamda oynamayı böyle hayal ederdim yani. İşte bu sene de bana nasip oldu. Karşıyaka Galatasaray maçında sahaya çıktığımız an
karşı yaka taraftarının bir tezahürata başladığı an gerçekten benim tüylerim diken diken olmuştu. O an böyle Yunus'la göz göze geldik. Hani böyle bir 10 saniye falan birbirimize baktık. Hani Yunus şey der gibi, sana söylemiştim şimdi nasıl hissediyorsun dedi. Ya gerçekten o an inanılmazdı yani. Ben sana söylemiştim dedim ama. Doğru, inanılmazdı. Gözlerimle yani söyledim onu sana. 10-15 saniye Yunus'la birbirimize baktık yani. Böyle gerçekten inanılmaz bir andı yani. Ya bizim bu arada Nusret'le arkadaşımız yani bayağı uzun yıllara dayanıyor. Birçok anımız var tabii ama bence Nusret anlatabilecek en güzel anıyı anlattı. Senin anlatmak istediğin, eklemek istediğin, ya şöyle bir şey dolmuştu dediğin bir an, bir anı, bir anekdot var mı peki? Dediğim gibi ya birçok, çok fazla anımız var gerçekten ama hani burada şimdi anlatmaya uygun en güzel anıyı Nusret anlattı diye düşünüyorum ben. Ya çok çok anımız var gerçekten, çok anımız var. Ya biz tatillere de beraber gidiyoruz. Ondan sonra yani sürekli birbirimizin evindeyiz. Şimdi karantina sürecinde bile hep konuşuyoruz yani. Gerçekten çok yakın dostluğumuz. Dostluktan da öte birçok anımız var ama Nusret bence çok güzel şekilde anlattı diye düşünüyorum. Çok güzel yani taraftarlarımızla duymaktan mutluluk duyacağı bir anı için çok teşekkür ediyoruz kendisine. O zaman biraz daha devam edip 3. yarışmacıyı alalım. Ne dersiniz? Tamam. Olur. Nusret soracak değil mi onu? Nusret mi soracak? Yok. Hayır. Cansu. Tamam. Ha, 4. yarışmacı. Cansu. Pardon. Çarşamba günü kazanana Derin Batmaz'ı. Derin Batmaz'ı. Aynen. Yanımıza davet. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba Derin. Merhaba. Derin merhaba. Merhabalar. Efendim? Hazırsan başlayalım mı? Başlayabiliriz. Tamam, ilk sorum geliyor. Pınar Karşıyaka'mız bu sezon İNG Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 23 maçın kaçını kazanmıştır? Süren başladı. 20. Cevabın doğru, 20. 2018-2019 sezonunda takımımızda forma giyen İspanyalı oyuncu kimdir? Süren başladı. 2018-2019 mu? Evet, 2018-2019. Son kaldı. İspanyalı oyuncu. Bir saniye. Yok ya, aklıma geldi şu an heyecan. Süren bitti. Cevabımız David Asgailis olacaktı. Şimdi üçüncü sorum geliyor. 2017-2018 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi beşine seçilen oyuncu kimdir? Süren başladı. 2017-2018 mi? 2017-2018. Jared Jones. FIBA Şampiyonlar Ligi en iyi beşine seçildi. DJ Kennedy. DJ Kennedy cevabın doğru. Ve geliyor dördüncü soru. Pınar Karşıyaka'mız lig tarihinde ilk şampiyonluğunu hangi sezonda elde etmiştir? Süren başladı. 82-83. Şimdi daha süren var. 81-82. O civarda bir şeydi. 5 saniyen kaldı. 83-84. 84-85, 87-88. Cevabımız 86-87 olacaktı. Şimdi de Galatasaray'ı elemiştik. Biraz daha gitseydim bulacaktım. Aslan. Geliyor sorum. 2015-2016 sezonunda formamızı giymiş, Türkiye'ye gelmiş en iyi Iverson kimdir? Süren başladı. Colton Iverson. Colton Iverson cevabı doğru. Geliyoruz 6. sorumuza. Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığımız 2013-2014 sezonunda takımımıza hemen Türkiye Kupası öncesinde transfer olan oyuncu kimdir? Süren Cevat Williams. Cevabın doğru, Cevat Williams. 7. sorumuz geliyor. Pınar Karşıyaka'mız 2015-2016 sezonunda Turkish Airlines Euroleague'de hangi takımı hem iç sahada hem de deplasmanda mağlup etmiştir? Süren başladı. Zielinogora. Cevabın doğru, Zielinogora olacak. Ve geliyoruz 8. sorumuz. Profesyonel kariyerinin ilk sezonunda 2006-2007'de takımımızda forma giymiş, 2015 yılında Real Madrid formasıyla Euroleague şampiyonluğu yaşamış Amerikalı uzun kimdir? Süren başladı. Marcus Slaughter. Marcus Slaughter cevabın doğru. Ve geliyoruz 9. sorumuza. 1999-2000 sezonunda forma giyen ve sonrasında CSK Moskova ile iki kez Euroleague şampiyonluğu yaşayan Rus oyun kurucu kimdir? Süren başladı. Bunun aklına bilgim yok ya. Say aklına gelen yabancı. 1995 yok yani. Yok mu cevabın? 5 saniyen var. Maalesef. Rus oyun kurucu.
sürende bitti. Cevabımız Zakar Paşutin olacaktı. Rus oyun kurucu. Ve son sorumuz geliyor. Baş antrenörümüz Ufuk Sarıca oyunculuk kariyerinde hangi sezonda Pınar Karşıyaka forması giydi? Süren başladı. 86-87. Şampiyonluk. 5 saniyen kaldı. Sezon 89-90. Birazcık daha düşün. 3, 2. 90-91. 1. Maalesef. 91-90. Teşekkür ediyoruz bizimle yarıştığınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler Derin. Derin, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nusret. Oğlum, kalkacak mısın? Öyle bir Nusret ben dedin. Kalkıyor musun? Birkaç soruda ben sana sorayım artık ha. Çocukları zorlayıp duruyoruz. Sor bakalım. Soruyorum. İlk sorunla başlıyoruz. Hazırlıksız yakaladın beni şu an biliyor musun? Senin 2011-2012 sezonunda Erdemirspor'da birlikte oynadın. Benim de 2015-2016 sezonunda Demir İnşaat Büyükçekmece'de birlikte oynadım. Yabancı oyuncu kimdir? Antoine Robinson. Bravo. Aynı pozisyonda dikkatli alınma. Onu bilmem senin doğal. Onu hiç unutmayacağım. Bak, ilk takımımdı benim. Süper güzel bir soru daha var bak dur. Nusret Yıldırım bu sezon hangi takım karşısında BSL kariyerinin 5. sayısına ulaştı? Aa, onu unutmam. Galatasaray. Evet bak bu soru çok kolay oldu ama. Bir tane daha soruyorum. Nusret Yıldırım'ın kariyer rebound rekoru 13 rebound ile hangi maça aittir? Bir dakika. Süre yok değil mi Cansu? Süre olsun ya. Hayır canım süre yok. Olur mu öyle şey? Bize süre yok. 15 saniyen kaldı. Bursa Spor maçı. Hangi takımdaydın? Türk Telekom'daydım. Bravo. 3-3 yaptın valla. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Sadece bir şey diyeceğim. 13 rebound mı senin kariyer rekorun? 13. Ben 20 tabii, falan bekliyordum. Söyleyeyim ya. Rebound canavarı. Kariyer rekorum rebound o değil aslında. Daha çok rebound aldığım maçlar var da. He. Bu resmi İstanbul mi? İstanbul Spor'da galiba. Bu yok. Onlar da resmi. İstanbul Spor'da var galiba benim. Daha da eskide gidersek var yani. Çok var. Ben hatırlıyorum çünkü Nusret'in 20 ribantlarını falan. Benim abimle aynı takımda oynuyorlardı İstanbul Spor'da. Evet. İstanbul orada Spor'da ben çok... 18 veya 19 ribantlık maçım var benim. Küçük Yiğit Alp buradan da sana parantez içinde bak bulamamışsın gördün mü? Bizim bulduğumuz bu istatistiklerin hepsi. Şaka. Bir şey söyleyeceğim. Yiğit Alp 2013'ten sonrasına bakmış galiba. Öncesine bakmamış. Yok abi bütün kariyer veririm. Pro Bowlers internet sitesi zaten mevcut. Yok, biz de onları yorumlayarak. Yok şaka yapıyorum. Bu arada hem Nusret Yıldırım hem de Yunus Sonsun'a sorularınız varsa yayının yorum kısmından bunları bizlere iletebilirsiniz. Biz de kendilerine sormaktan mutluluk duyacağız. Belki zorlayıcı bir soru olacak bu sizin için ama şöyle bir soru sormak istiyorum size. İkiniz de belli bir yıllık kariyerleri geride bıraktınız. Bu kariyerleri düşününce kariyerinizde değiştirmek istediğiniz bir an, bir karar, bir olay var mıdır acaba? Hani şu kararı değiştirseydim benim kariyerim farklı bir şekilde giderdi dediğiniz bir olay, bir an var mıdır acaba? Sen istersen cevaplayınız, sonra ben cevaplayayım. Vallahi yani benim açıkçası şu anda ben 27 yaşındayım. Bir sürü kararım oldu açıkçası kariyerimle ilgili. Hep aileme de danıştım, abime de danıştım ama genelde son kararları ben verdim. Ve bazı kararlarım olumlu sonuçlandı, bazı kararlarım olumsuz sonuçlandı. Ama pişmanlık duyduğum veya değiştirmek isteyeceğim açıkçası bir karar yok. Çünkü iyi de olsa, kötü de olsa bu kararlar hayatla ilgili, bizim basketbol kariyerimizle ilgili bize dersler veriyor. Ve sonunda da bundan pozitif bir şey çıkartırsan ne mutlu sana. Bu yüzden de değiştirmek isteyeceğim
bir karar yok diyebilirim yani. İyisiyle kötüsüyle, iyi veya kötü fark etmez. Ya açıkçası Yunus doğru söyledi. Yani sonuçta kariyerimizle alakalı, geleceğimizle alakalı, oynayacağımız takım olsun. Bir ailemize danışıyoruz, arkadaşlarımıza danışıyoruz, bir kararlar alıyoruz. Bu kararların sonunda mutlu oluyoruz, bazen mutsuz oluyoruz. Bunların sonuçlarına katlanmak zorundayız tabii. Ama karar değil de benim içimde hep, hala aklıma geldiği zaman bile hep çok kötü olurum. Yani sinirlerim falan bozulur, moralim bozulur. Bir an var açıkçası kariyerimde. Trabzonspor'da oynarken o zaman adıyla Euro Challenge'dı. Final oynadık, Trabzon'da oynanmıştı hatta. O zaman Telekom'daki takım arkadaşım TJ Campbell bize salise farkıyla bir son saniye basket atmıştı. Evet ya, o an yani hiç unutamayacağım bir an ya. Keşke hani bir şey olsaydı da o kaçsaydı veya o tiplemeseydi o topu ve biz kazansaydık. Çok üzülmüştük gerçekten. Yani hayatımda değiştirmek isteyeceğim tek an oydu ya. Gerçekten kariyerimde. Neyse ki biz kazanacağımız bu için sene, kupayı. Evet. Aynen. Bu sene kazanacağız. İş, onu da unutacağım artık. O kötü da içinde kalmayacak. Evet. İnşallah. Aynen. Dilerseniz haftanın dördüncü yarışmacısını alalım. Dördüncü yarışmacı Remzi Yiğit'e sorular Nusret tarafından sorulacak. Kendisini. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba Yiğit, hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler Yiğit, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Hoş geldin. Tekrar Yiğit'ciğim, soruları ben soracağım sana. Tamamdır. Hazırım. O zaman hazırsan sorulara başlıyorum. Cansu, başlıyorum. İlk sorun. Pınar Karşıyaka'mız FIBA Europe Cup yarı final turunda hangi Alman takımıyla eşleşmiştir? Mehdi Beyrut. Doğru. İkinci soru. Pınar Karşıyaka'mızda şampiyonluk yaşamış olan Bobby Dixon ve John Dibbler ikilisi hangi sezonda takımımıza dahil oldu? 2012-2013 olması lazım. Doğru. Onun cevabı söyledik zaten. Hayır, başka bir şey, dur. üçüncü soruya geçiyorum. Olsun, yardım etmiş oldun. 2013, ben yardım ettim. 2013-2014 Türkiye Kupası şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Uruguaylı pivot kimdir? Batista. Dave Batista. Değil mi? Süren devam ediyor. Biraz daha düşün. Batista doğru. Soyadı doğru. Bilmiş sayılır ya. Soyadı doğru. Bilmiş mi sayılır Cansu? Doğan Batista mıydı? Neydi? Ne Batista'ydı ya? Sonuçta onu da onu görüyoruz. Bence doğru kabul edebiliriz. Bence tamam, doğru. Esteban Batista olacaktı. Esteban. Doğru kabul ettik. O zaman diğer soruya geçiyorum. Tamam. Takım kaptanımız Semiyer'den bir NBA efsanesi olan Shaquille O'Neal yılı hangi takımda oynamıştır? Boston Celtics. Evet doğru. Hangi oyuncumuz ligin 8. haftasında Galatasaray karşısında bulduğu 16 sayı ile BSL kariyer rekorunu kırmıştır? Nusret Yıldırım. Hayır. Değil mi? Sıcaksın şu an. Çok uzağa gitme. Çok uzağa gitme. Çok yakınsın. Yunus Emre Sonsurma. Doğru cevap. Yunus Emre Sonsurma. Diğer soruya geçiyorum. 2010-2012 yılları arasında ve 2018-2019 sezonunda formamızı giyen taraftarlarımızın cesur yürek olarak tanımladığı Birkan oyuncu Batuk, kimdir? Birkan Batuk. Evet. Seviyorsun galiba Birkan'ı. Direkt soruyu duyar. Direkt Birkan dedi. Direkt. Diğer soruya geçiyorum. 2019-2011 sezonları arasında formamızı giyen ve 2010-2011 sezonu ligi asist kralı olarak tamamlayan 1.70'lik oyun kurucu kimdir? Süren başladı. Neydi ismi ya? Biliyorum ben bunu. İyi düşün. Başka takımlarda da orada. Türkiye'de. 3 saniyen kaldı. Ya dilimin ucunda neydi ya? Maalesef. Ah. Cevabınız neydi? Sen söyle. Var mı cevabın Yiğit? Olsun değil mi? Evet, zaten. David Olsun. Süre bitti Yiğit'ciğim. Evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Pınar Karşıyaka'mızda evet. Forma giydiği dönemde hem Euro Challenge, hem Euro Cup, hem Euro League ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ne forma giyen oyuncu kimdir? Soner Şentürk. Evet, doğru. Diğer soru. 2017-2018 sezonunda
TRT Spor'da başlayan, 22.30'da başlayan ve Türkiye'de en geç saatte başlayan spor müsabakası unvanı alan FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki rakibimiz kimdir? Monaco. Evet, doğru. Diğer soru. 2007-2008 sezonunda formamızı giyen ve sayı ortalamasında ligi zirvesinde yer alan oyuncu kimdir? Geleneyim. Evet, doğru. Tebrikler Yiğit. Onda 9 yaptı galiba. Onda 9. Yok, onda 9 mu? Yiğit. Bravo Yiğit. Teşekkürler. Tebrikler. Bir cevabı ben. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendine iyi bak. Nusret, peki Yunus'un sana hazırladığı gibi sen de Yunus'a sorular hazırladın mı acaba? Hazırlamam mı? Tabii ki de hazırladım. Tüm gün buna çalıştım ben. Şimdi Yunus'um hazır mısın? Ben de sana birkaç soru soracağım. Hazırım. Evet, hazır. Gönder gelsin. Şimdi bir dakika. Hazır mısın? Soruyorum. Hazırım. Sor artık. Emin misin? Soruyorum. Senin 2013-2014 sezonunda Pınar Karşıyaka'da birlikte oynadığın, benim de 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'da oynadığım oyuncu kimdir? Kolay. Benim Can Trabzonspor'da da takım arkadaşım. Doğru cevap. Can Altıntı. Can abi. Bu kolay soruydu. Can Altıntı. Can'a da buradan selam söyleyelim mi? Söyleyelim tabii ki. Diğer soruya geçiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bu sezon hangi maçta Basketbol Süper Ligi'ndeki 200. maçına çıktın? Darüşşafaka Tekfen. Yiğit Alp sağ olsun onları bize bildirdiği için öyle bilgileri. Yunus Sonsurman'ın kariyer rekoru 23 sayı ile hangi maça aittir? Eskişehir basket formasıyla İTÜ'ye karşı atmıştım. Hatırlıyorum çok net. İkincilikte hatta. Evet. İTÜ'ye karşı atmıştım. Sorularını çok kolay hazırlamışsın. Teşekkür ederim kardeşim beni düşündüğün için. Evet, her zaman. Her zaman seni düşünürüm ben. Biliyorum. Ama sen bana hiç kolay sormamışsın. Zordu gerçekten. Evet, benim sorularım biraz daha zormuş gerçekten. Şimdi biraz çok eski, utandım açıkçası. Çok eskilere gittin. Erdemir'e falan gittin. Evet. İzleyicilerimizden bir soru gelmiş. Takımdaki en eğlenceli oyuncu kimdir diye bir soru gelmiş. Brandon Trish dışarıdan çok soğuk gözüküyor ama içeride takım arkadaşı olarak nasıl biridir gibi bir soru gelmiş. Neler söylemek istersin bu soru için? Valla biz Brandon'ı ikimiz de çok seviyoruz. Biraz evet, dediğiniz gibi yani böyle tavrı, karakteri gereği biraz şey, mesafeli bir arkadaş ama günler geçtikçe, sezon ilerledikçe gayet yakın olduk yani biz Nusret'le, daha doğrusu takım içinde gayet sevilen bir karakter Brandon. Dışarıdan ne kadar soğuk gözükse de aslında öyle değil. Ya biraz soğuk bir mizacı var ama konuşunca hemen zaten öyle biri olmadığı anlaşılıyor. Gerçekten çok eğlenceli, çok esprili biri. Biz çok seviyoruz şahsen kendisini. Dilerseniz haftanın son yarışma ödüsünü alalım. Kerem Selçuk'u ben yayınımıza davet ediyorum. İyi akşamlar Kerem. Merhaba, iyi yayınlar. Kerem'le hoş geldin. Merhaba abi. Hazırsan başlıyorum. İlk sorun geliyor. Tamam, hazırım. Baş antrenörümüz Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'daki ilk dönemine hangi sezonda başlamıştır? Süren başladı. 2011-2012. Düşün. 2011-2012-2013. 2012-2013 cevabın doğru. Tebrik ediyorum seni. İkinci sorumuz geliyor. 2014-2015 sezonunda şampiyonu kadromuzda yer alan Kolombiyalı oyuncu kimdir? Süren başladı. 2015 şampiyonu. Düşün, şampiyonluk kadrosunda kimler vardı? 5 saniyen var. Şu an Palacios. Cevabın doğru. O an Palacios olacak. Evet. Kolombiyalı deyince aklıma gelmedi bir an. Tony Taylor geçtiğimiz sezon hangi oyuncumuzla birlikte aynı takımda oynuyordu? Süren başladı. Amat Embaye. Amat Embaye cevabın doğru. Tebrik ediyoruz. Ve geliyoruz dördüncü soruna. DJ Kennedy 2017-2018 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en skorer oyuncusu olurken aynı kategoride ikinci sırada yer alan oyuncumuz kimdir? Süren başladı. Sezon kaçtı acaba? 2017-2018.
Jared Jones, DJ Kennedy. Jared Jones cevabın doğru. 2017-2018'de takımımız sezonunda formasını giyen Hırvat pivot kimdir? Süren başladı. Babic. Marko Babic. Öyle bir şeydi ama. Marko Babic. Marko Banic olacak. Doğru. Kabul ediyoruz. İsmini doğru bildin. Hangi oyuncumuz ligin 9. haftasında Afyon Belediyespor deplasmanında bulduğu 21 sayı ile kariyer rekoru kırmıştır? Süren başladı. Afyon Belediyespor karşısında 21 sayı. Kopya verelim biraz. Hem İrlandalı hem Türk. Doğru cevabı söyledi. Söyledi mi ha? Evet, aynı. Evet evet söyledi. Tebrik ediyoruz seni. Geliyoruz sonumuza. 2010-2011 sezonunda 40 formasıyla Euro Challenge'da MVP olan ve bir sonraki sezon takımımıza transfer olan Bosna Hersekli oyuncu kimdir? Süren başladı. Hiçbir bilgim yok ya. O kadrodan aklına gelebilen bir isim falan yok mu? 5 saniyen var. At kapıdan bir şey. Geliyor. O da Uruguaylıydı galiba. Evet, o Uruguaylı. Cevabımız Goran İkonić olacaktı. Bosna Hersekli oyuncu. 8. sorun geliyor. Şu anda kadromuzda bulunan hangi oyuncumuz kariyerinin ilk 3 sezonunda Japonya'da forma girmişti? Süren başladı. Japonya'da. İlk 3 sezon kariyerinin. Kennedy değil. Kennedy. Saniye var. Düşün. Morgan, Trish, Mbaye. Son saniye, doğru cevap verdin ama Tembaye cevabı doğru. 9. soru. Takımımızın 2015-2016 sezonunda EuroLeague'in ardından katıldığı EuroCup gruplarında karşılaştığı Türk takımı hangisidir? Süren başladı. Galatasaray. Düşün. Darüşşafaka. Grup kategorisinde. Grup kategorisinde karşılaştı. Galatasaray. Eurocup. Topaş. Süremiz bitti maalesef. Trabzonspor olacaktı. Ve son sorumuz geliyor. 2012-2013 sezonunda takımımızda yer alan Nijeryalı oyuncu kimdir? Süren başladı. Aminu. Aminu cevabı doğru. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkürler. Bravo Kerem. Tık. Tebrikler Kerem. Sağ ol abi. Teşekkür ediyoruz bizimle yarıştığın için. Çok teşekkür ederim Kerem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Birinci benim yarışmacım oldu galiba. Birinciyi yayınımıza tekrar alıyoruz. Kemal. Kemal Ondoğan. Kemal Ondoğan yaptı. Tebrikler kardeşim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kemal tebrik ederiz. 20 sezonu forma kazandın. Seni tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ama sana çok, çok kolay sorular geldi sana, biliyor musun? Bence o kadar da kolay değildi ya. Bence de kolay değil. Takır takır atladı valla. Evet. Kolay değildi. Euro Challenge finali zordu mesela takımın ismi. Valla tebrik ederiz. Tebrikler. Tebrik ederim. Kerem, seni tekrardan tebrik ediyoruz. Forma için seninle yeniden iletişime geçeceğiz. İyi akşamlar, hoşçakalın. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Kemal, tebrik i̇yi ederiz. Akşamlar, tebrikler. Sağ olun, iyi akşamlar. Haftalık yarışmamızı tamamladığımıza göre izleyicilerimizden gelen son bir soruyu da sorarak yayınımıza yavaş yavaş kapatalım. Şöyle bir soru gelmiş. Acaba saha dışında Nusret Yıldırım ve Yunus Sonsırma'nın gizli bir yeteneği var mı? Ve basketbolcu olmasalar da bu ikisi hangi meslekleri seçerlerdi? Nusret, sen cevapladın. Ne olurdu? Bilmiyorum. Ya hiç düşünmedim bunu ama. Ben yine herhalde bilmiyorum, sporcu olurdum ama boksör olmak isterdim ya. Çok istiyorum çünkü boksör olmak. Tam sana uygun gerçekten sporu. Yani çok severim yani. Bilmiyorum. Böyle bireysel spor, kendini motive etme falan beni çok hoşuma gidiyor. Ben kesin futbolcu olurdum. Şimdi herkes beni yanlış anlıyor. Herkes şimdi ne kadar şiddet eğilimli biri olarak görecek beni ama gerçekten öyle diyeyim, savaş oyunları, boksör. Öylesin. Boksör olmak isterdim. Bana yani karşı öylesin. Sana karşı her zaman anlayışlı ve nazik oldum.
Ben futbolcu olmak isterdim. Futbolu da çok seviyorum. Çok da takip ediyorum. Açıkçası basketbolu beni abim yönlendirdi. Abim beni basketbolu yönlendirmemiş olsa büyük ihtimal ben futbolcu olurdum. Peki sağ dışında gizli bir yeteneğiniz var mı? Bir de sorunun o kısmı vardı. Gizli bir yeteneği var mı Nusret'in? Acayip şaka yapıyor. Ben en şakaları yapmayı çok seviyorum. Senin var mı gizli bir yeteneğin? Ben mesela 2 senedir, 3 senedir falan artık her kapı arkasına falan bakıyorum. Odadan çıkarken, odaya girerken. Ya ben Yunus'a çok şaka yaparım. Özellikle Yunus'a. Hele bu korkunç şakalara ben bayılırım. Yani herhangi bir kapı arkasına kalmanın içinden çıkabilirim yani. Ama Yunus'a korktuğu için yapıyorum. Daha çok üstüne gitmeyi seviyorum ben. Biliyorum. Valla benim gizli bir özelliğim yok. Ben seni buldum. Sen de benim gizli bir özelliğimi bul bari. Ben çok iyi dans ederim. Break dans yapıyorum ben. Biliyorum evet. Nusret kafasının üstüne evet. Dönüyor. Yani kimse benden beklemez ama o tarz değişik hareketlerim var çok benim. Yayının akışını değiştiren bir bilgi geldi. Güzel bir bilgi öğrendim. Genelde takım arkadaşlarım bilir ama dışarıda kimse bilmez. Takım arkadaşlarıma çok yapıyorum. İdmandan sonra değişik hareketlerim var açıkçası. Aynen. Peki Yunus'un gizli bir özelliği yok mu? Yunus gizli bir özellik yani. Gizli bir özellik. Düşün bence var. Bence vardır. Söyle bakayım. Sen söyle biliyorsan ya. Ben bilmiyorum. Yunus'un inanılmaz bir DJ özelliği var. Müzik kulağı var Yunus'un. Gerçekten. Aynen. Karaoke'de özellikle karaoke'de inanılmaz. Çok sever kendisi karaoke'yi. Şarkı söylemeyi, müzik açmayı müthiş severim açıkçası. Yani. Çoğunlukla da Nusret'e yapıyorum bunları tabii. Sadece ben yaptığı için ben biliyorum. Abi, umarım bir gün YouTube kanalımız için içerik üretmekte de bu konuda bize yardımcı olabilirsin. Oluruz. Ben müzik çalarım, Nusret breakdance yapar. Aa güzel. Ben bu fikri sevdim açıkçası. Yapalım onu muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yayınımıza katıldığınız için, yarışmamızın konu olduğunuz için. Bu haftaki yarışmamızın haftanın finalini tamamladık. Konuklarımız Nusret Yıldırım ve Yunus Sonsırma'ydı. 5 soru, 5 cevap, 1 forma yarışmamız. Önümüzdeki hafta yine Instagram üzerinden devam edecek. Hem yarışmacılarımıza hem izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.